Türkiye siber güvenlik kümelenmesi 3. sektör zirvesi Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'nde başladı. Zirvede konuşan Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, teknolojinin en hızlı değişiminin yaşandığı alanların başında gelen bilişim teknolojilerinin artık ülkelerin açık veya gizli mücadele alanlarından birine dönmüş durumda olduğunun altını çizdi. Tabii teknolojinin en hızlı değişiminin yaşandığı alanların başında gelen bilişim teknolojileri artık ülkelerin açık veya gizli mücadele alanlarından birine dönüşmüş durumdadırlar. Teknolojinin kullanılması ve yaygınlaşması için ülkeler ciddi yatırımlar yapıyor. Ama teknolojideki hızlı gelişme aynı hızda belki daha ivmeli bir şekilde güvenlik alanında da bir gelişmeyi tetikliyor. Demir, son 2 yıldır yaşanılan küresel pandemiyle birlikte uzaktan çalışmanın da yaygınlaşması, bir kez daha verilerin güvenliğini sağlamanın ne kadar önemli olduğunu hatırlattığını belirtti. Savunma Sanayi Başkanlığı olarak siber güvenlik alanında en verimli ve en hızlı mekanizmaları hayata geçirecek ve bu tedbirleri alacak şekilde adımlar atarak ülkemizin olası saldırılarda kendi kendine yeten ve bütün siber güvenlik çözümlerini üretebilen bir ekosisteme sahip olmasını amaçlıyoruz. Yürüttüğümüz 50'ye yakın siber güvenlik projesiyle hem güvenlik hem de sivil kamu kurumlarımıza ürün ve hizmet sağlamaktayız. Demir, milli teknoloji hamlesine de önem verdiklerini vurguladı. Biz bir anlamda yazılımsal olarak yaklaşırken bu meselelere, donanım anlamında da ülkemizde önemli adımlar atılması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Çünkü bundan sonra olacak gelişmelerde, kuantum kompütürler ve daha ötesinde yapılacak adımlarda eğer donanım anlamında geri kalır isek, belki de yazılım anlamında alacağımız tedbirlerin etkisiz kalma ihtimali çok büyük. Yine bütün nesnelerin birbirine bağlandığı, eşyaların, nesnelerin birbirle konuştuğu, insan yapay zeka girişimlerinin, insan eşya girişimlerinin maksimum ölçüde olduğu bir dünyaya gittiğimizde o bağlantı noktalarında olacak hakimiyetinizdeki zafiyetler bütün hayatı etkileyebilir.